Güzel. İnne sa'yekum, evet. İnne sa'yekum leşetta. Leşetta. İnsanların işlerinin çeşit çeşit olduğunu, herkesin bir işi olduğunu anlatıyor Kur'an. Muhteşem. Yani öyle herkes bir işi yapacak olsa diğerleri nasıl yapacak bunu, değil mi? Monoton bir hayat olur. Onun için herkes birbirine muhtaç. Yani dünyada ne varsa herkes birbirine muhtaç. Yani kuşlar bize muhtaç, biz onlara muhtaç, çoban sürü sahibine muhtaç, sürü sahibi çobana muhtaç, değil mi? Fabrikatör işçiye muhtaç, işçi de fabrikatöre muhtaç. Bakın sistem böyle yaratılmış. Herkes birbirine muhtaç ve o ayet işte bu. Herkesin işi, sahi, gayreti, çalışması çeşit çeşittir. Bir daha okuyalım şöyle manasıyla beraber. İnne sa'yekum leşetta men iste'la. Men iste'la. Bakın buradaki ya da boşta. Evet. Eqimis salate. Eqimis salate. Bakın yine burada vav harfi var. Bilgadati de olduğu gibi bu salata kelimelerinin cümlelerin, kelimelerin birçoğunda bakınız efendim şöyle yazalım. Böyle de yazılabilir. Böyle de yazılanını görebilirsiniz. Dikkat ediniz. Ama şu şekilde yazılanını da görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Şaşırmayın. Bu hep aynıdır. Bazı yerlerde böyle yazılmıştır. Bazılarında bu hat kullanılmıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'e dokunulmadığın en güzel özelliklerinden birisi de budur. Arap böyle yazmışsa, böyle gelmişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kontrol ederken bunu böyle görmüşse ve buna da müdahale etmemişse bizim müdahale etme hakkımız yok. Aslında bunu biz yazacak olsak şöyle yazarız çünkü çoğunlukla böyle yazılır. Anladık mı bunu? Yani bunu görüp de şaşırmayınız. Niye bazı yerde öyle bazı yerde böyle? Ama okunuş tarzı itibariyle salat, orada da salat, burada da salat. Anladık mı? Buna dikkat edelim ve bunu üzerinde durarak özellikle de vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Elem yengidke, evet. Elem yengidke yetimen. Yetimen. Feava. Feava. Güzel, daha önce de bu kelime geçmişti, evet. Ve vencedenke, evet. Ve vencedenke. Ailen. Evet bakınız bunu siz elifle okursanız başka manaya gelir. Ailen diye başka manaya gelir fakat ayınla okursanız fakirlik manasına gelir. Sonra biz seni zengin ettik diyor değil mi Cenab-ı Hak peygamberine? Evet güzelliklerle. Ve vencedenke ailen feavna. Evet. Ve vencedenke. Güzel, hiç korkmayın. Rahat rahat okuyun. Yanlış da olsa okuyun. Okumak güzeldir, evet. O sesi duyun. Yanlış olsun, burada düzeltiriz, evet. Ve semâi ve mâ benâhâ. Evet. Ve semâi ve mâ. Güzel, evet. Hemen birden ama hemen soğuyorsunuz. Devam edin bu güzelliğe, evet. Vel ardı ve ma tahaha. Evet. Vel ardı ve ma tahaha. Burada iki tane ha var. Bakın değil mi? Birisi kalın dedi mi? Bir diğeri ince. Dikkat ediniz. Evet. Ha ha tahaha. Bir daha okuyalım. Tahaha. Güzel. Bi tavvaha. Güzel, evet. Ve emmâ men. Evet. Ve emmâ men. Bekhile. Bekhile. Ve steğnâ. Kırmızıları görüyorsunuz değil mi? Bakın bunlar hep boşta olduğu için asıl vurgulamak istediğimiz yer de burası. Evet. Tekrar okuyalım. Ve hep beraber. Ve emmâ men
bakhila ve istavna ve leyli izâ yavşâ ve leyli izâ yavşâ. Yine buradaki ya'yı gösteriyor bize. Evet. Ellezî. Bu ellezî efendim çokça Kur'an-ı Kerim'de geçen ismi mevsul dediğimiz efendim bir kelimedir. Onun sonunda her zaman böyle bir ya vardır ve boşluktadır. Dikkat ediniz. Aynısıdır. Evet. Ellezî alleme bil kalem. Evet. Ellezî alleme bil kalem. Evet, değil mi? İlk inen sure İkra'da, yani kalem şey suresi, Alak suresinden bir ayet. Evet. Lem yekunillezine. Evet. Keferu. Bir surenin Beyine suresinin baş kısmı, yine efendim son cüzde, yani efendim amme cüzünde geçen Beyine suresinin ilk kısmı. Evet. Bakınız sonundaki şu vav ve elif. Dikkat edin, yine elif boşta. Bu elif bunun inkar edenler manasında çoğul olarak kullanıyor. Dikkat ediniz. Hep beraber okuyalım. Evet. Lem yekunillezine kenferu min ehlil kitabı vel müşrikin diye devam ediyor öyle. Evet. Arkadaşlar, demek ki bu okuduğumuz bu Kur'an ayetlerinde özellikle de çoğunlukla amme cüzünde geçen ayetlerdir. Ve amme cüzünde geçen surelerdeki ayetler de biraz girifttir. Yani okunuşları oldukça zordur. Bunları okuduğumuza göre, bunları okuyabildiğimize göre, buradaki kaideleri uygulamaya, devreye soktuğumuza göre inşallah diğerlerini çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha kolay okuma fırsatını yakalayacağız. Evet, şöyle bu sureleri, bu surenin parçalarını veya bu elinizde varsa bu efendim elif cüzündeki bu parçaları tekrar ederek yine efendim buraya kadar teşrif ederseniz inşallah, veyahut da ekran başına teşrif ederseniz 19. dersimize daha kolay, daha rahat başlamış oluruz. Evet, bu bizim 18. dersimizdi ve içerisinde çok da güzel, çok da tatlı nameleri olan, mana yüklü olan ayetleri okuduk. İnşallah bundan sonra daha güzelliklere ulaşmak niyetiyle diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.